Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Haftanın çarşısının yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta yine güzel haberler var. Yani az ama öz işler diyebilirim. İlk olarak Lord of the Rings bir anime oluyor. Haberlerini her yerde görmüşsünüzdür. Hayır. Lord of the Rings anime olmuyor. War of Rohirrim anime oluyor. Yani Rohirrim'i anlatacak, Helm Hammerhand'ı anlatacak bir anime işi geliyor. Yönetmenliğini Kenji Kamiyama üstlenecek. Kendisi Akira'da çalışmış ki çok severim Akira'yı. İnanılmaz bir iştir. Daha sonra 2006-2007 yıllarında Ghost in the, the Shell'in yeni çıkan filmlerini yönetmiş. Keza Ghost in the Shell'i de çok severim. Biraz böyle yönetmeni araştırdığımda öyle aman aman da kötü bir işinin olmadığını gördüm ve olumlu yorumlar açıkçası internette dolaşıyordu. Onun için birazcık Mutluyum. Böyle bir yönetmen seçtiklerinden dolayı. Ya anime olması nasıl? Bence anime olmasında hiçbir sıkıntı yok. Vinland Saga izlemiştim ben. Benim geçen yıl izlediğim en iyi işlerden biriydi. Vinland Saga inanılmaz bir iş. İnanılmaz güzel. O kadar kaliteli ki umarım o kafada bir iş yapabilirler. Çok beğenmiştim. Keza birçok zaten böyle savaş anlatan, böyle yiğitlik anlatan envai çeşit anime var. Onları da ben birkaçını izlemiştim. Beğeniyorum. Ben animeden Aman aman o kadar neden anime yaptığınız gibi bir tepki e, benden çıkmaz. E, bence tepkiler de yersiz. Ama birkaç sıkıntı var onu söyleyeceğim şimdi. Lord of the Rings olarak pazarlanıyor. Bu Lord of the Rings olarak pazarlanması aslında Lord of the Rings'e hiç alakası yok. Yani War of Rohirrim'in, Hammerhand'in işte bir oyunlarda sanırım yüzükle alakalı Sauron ona yüzük falan veriyordu. Oyunlarda öyle bir şey vardı bu Shadow of War ve Shadow of Mordor olması lazım oyunların ismi. Orada aslında bunu görüyorduk ama burada sanırım çok değiştirmezler diye umuyorum hikaye yani hem hem Randin çünkü baştan sona belirli noktalarda hikayeleri biliniyor yani yumrukla adam öldüren falan bir herif ve işte bu hem dip savaşının ismi hem nereden geldi falan bunları belki açıklayabilirler orada heykelini de görüyorduk zaten. Peter Jackson es geçmemişti. Hem Hammerant, e, Rohan tarihinin en önemli isimlerinden birisi. Umarım güzel bir hikaye izleriz. Aşırı epik savaşlar görebiliriz. Aşırı epik bir karakter zaten Hem Hammerant. O sebepten dolayı biraz heyecanlıyım. Ama hani Lord of the Rings neden? E, şimdi Lord of the Rings dizisinden de birkaç haber geldi. Yani bu bir Amazon işi değil. New Line sinema yapacak bunu. Ama böyle evren genişletme mevzusu gibi de düşünebiliriz. Yani artık Christopher Tolkien'in ölümüyle beraber birçok farklı işte haklar kimlerin elindeyse işte Lord of the Rings animesi işte bilmem işte şurada geçen şu hikaye Amazon bitiriyor ikinci çağı işte ne diyor Amazon Hobbit aldık bir de Hobbit dizisi falan birçok farklı farklı e, Yüzüklerin Efendisi yani evreni olarak tanımlayacağım onu çünkü Orta Dünya değil Yüzüklerin Efendisi olarak daha çok biliniyor. Keza Game of Thrones da öyle. Game of Thrones evreni olarak gidiyor. Yoksa şey, Buz ve Ateş'in şarkısı olarak e, biliniyor evrenin ismi. Ama işte üst önüne geçmiş bir iş. E, i̇leride Silmarillion görür müyüz? Orta Dünya nasıl pazarlanır? Yani Yüzüklerin Efendisi herkese hitap eden bir marka olduğu için... ...bir isim olduğu için de böyle e, tanıtmaları ...bana o kadar aman aman şey gelmiyor... Yani neden yüzüklerin efendisi lan yüzükle alakası yok ki konunun. Artık o şey olmuş. Markalaştığı için bütün eserlerin her şeyin önüne geçen bir şey yüzüklerin efendisi. O sebepten dolayı bundan sonra bütün işleri yüzüklerin efendisi çatısı altında göreceğiz gibi geliyor bana. Bu anime işi bunların öncüsü olabilir. Zaten dizi geliyordu. Yani diziden birkaç haber var onunla alakalı özel bir video çekeceğim. Yani dizi geliyor dizinin durumu 5 sezon düşünülüyor dizi bittikten sonra başka planlar var mı vakıfın işte Tolkien Vakfı'nın nelere evet nelere hayır dediği yani şimdi New Line Sinema işte bir Rohirrim, Rohan animesine onay çıktı. E Yarın bir gün başka bir işe de başka bir şekilde de onay da verebilirler. Bu torunlar zaten e, işte Tolkien'in torunları, Christopher Tolkien'in e, çocukları vesaire e, ya çok büyük paralar dönüyor arkadaşlar. Yani çok büyük para döndüğü için de yani Yüzüklerin Efendisi dünyanın en büyük markalarından biri herhalde. Yani e, Yüzüklerin Efendisi'nin yapıp da satmayacağı bir iş yok. Keza Hobbitler ne kadar kötü olsa bilenin yine de e, nasıl e, sükse yaratmıştı. Yani ben sevmem Hobbit'i ama Hobbit Hobbit diye biliniyordu internette bir sürü reklam vesaire dönmüştü. Şimdi bu sebepten dolayı ben e, The War of the Rohirrim'e okuyayım. Kenji Kamiyama yönetecek. Onu da okuyayım. Şöyle de bir durum var. Yazarlığını da Emmy ödülünü alan yazarlardan Jeffrey Edis ve Will Matthew yazacakmış. Şöyle ekstra güzel de bir haber var. Üçlemenin yazarlarından Philippa Bowens danışman olarak da ekipte yer alacakmış. Bu çok güzel bir şey. Zaten ekstradan beni yine de heyecanlandıran ve mutlu eden haberlerden. Umarım sadık kalırlar hikayeyi. Umarım güzel bir iş izleriz. Ee, animeyi de severim. Ee, anime veya işte animasyon fark etmez. Ee, ben izlemeyi seven birisiyim. O kadar karşı değilim neden oldu falan diye. Sizlerin de yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Yüzüklerin Efendisi dizisiyle alakalı özel bir video çekeceğim. Onu bekleyin. O bayağı geniş kapsamlı bu zamana kadar ki bütün haberleri ele aldığım bir video olacak. Devam edersek Miles Teller ve Matthew Good Godfather'ın yapım hikayesini anlatan The Offer'ın kadrosuna katılmış. Matthew Good yapımcı Robert Evans'ı, Miles Teller ise yapımcı Albert Rudy'yi canlandıracakmış. Yanılmıyorsam geçtiğimiz gün E3 vardı. E3'te birçok oyun yayınlandı. herhalde oyun dünyasının şu an en beklediği oyunlardan birisi Elden Ring trailer'ı geldi. Elden Ring neden önemli? E, Miyazaki ve George R. R. Martin'in birlikte yarattıkları bir dünyada geçecek oyun. George R. R. Martin e, bu oyun için bayağı bir altyapı ve işte lore'unu genişletmiş ve yazmış. Öyle bir çalışma yapılmış. E, ben hani oynar mıyım oynamaz mıyım bilmiyorum ama dünyası beni açıkçası merak ettiriyor. Onun için muhtemelen bir göz atacağım lore'unu bir okumak bir bakmak istiyorum. Bakalım yazıldığında fandomlarında neler var neler yok. George R. R. Martin'in etkisini etkilerini görecek miyiz? Bakalım. Guardians of the Galaxy oyunundan bir trailer yayınlandı. Biz onu canlı yayında Twitch'te de izledik. Yani Star Lord'u canlandırabiliyorsunuz sadece ama oyunun ismi Guardians of the Galaxy. Ya yani o kadar beğendiğimi de söyleyemem. Avengers oyunu vardı biliyorsunuz baya kötü bir oyundu o. Ee, bu sanki biraz böyle DLC gibi çıkacakmış ama Avengers oyununa gelen tepkilerden dolayı hadi bunu e, oyunu normal oyun gibi yapalım mı dediler bilmiyorum ama oyun baya baya kötü duruyor. Yani 400, 500, 600 liradan çıkabilir bir oyun. Kesinlikle edeceğini düşünmüyorum. Hiç keyifli de değil bence trailerından gördüğüm kadarıyla. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Yani yapıyorlar işte. Yapıyorlar ama ben çok sıcak değilim Guardians of the Galaxy oyunu için. Devam edelim aranızda C sevenler olduğunu biliyorum. C dizisini bana soruyorsunuz. ikinci sezon ne zaman geliyor? O ne zaman? Abi neden yok C? Neler oldu falan deyip. Bunu soranlar vardı ve Jason Momoa'nın başrolünde olduğu Apple TV Art C'nin ikinci sezonu 27 Ağustos'ta başlıyor ve trailer geldi. Dave Batista var biliyorsunuz Baba Vos'un kardeşini canlandıracak birisi işte ilk sezonun sonunda öyle bir mevzu vardı kim olduğunu bilmiyorduk. Dave Batista'yı kardeşi olarak almışlar bu trailerda olan bir şey ben de trailerda gördüm Dave Bautista'nın kardeşini canlandıracağını bilmiyordum açıkçası. Ee, ve baya baya şey o dedim Dave Bautista falan filan ve Dave Bautista'nın son yıllardaki oyunculuğunun da gitgide yükseldiğini biliyoruz beni açıkçası mutlu etti Dave Bautista'nın eee Baba Vos'un kardeşini canlandırıyor olması bu bir spoiler değil trailerında olan bir durum onu söyleyeyim yani Black Panther 2 için şöyle bir söylenti dönüyor yaklaşık bir buçuk haftadır Tenoch Huerta'nın Black Panther 2'den Namoro canlandıracağı söylentisi var Tenoch, Tenok nasıl okunuyor eee bu abinin narkoz ve birkaç böyle İspanyol işte Meksika dizilerinde falan gördüğümü hatırlıyorum. Yani Namor için bence daha iyi bir oyuncu seçilmeli diye düşünüyorum. Ee, pek iyi bir yani Namor ne kadar oyunculuk gerektiriyor o da tartışılır diyebilirsiniz. Ya abi Namor ne kadar oyunculuk gerektirebilir. Ama en azından ya ben Namor'u böyle epik görmek isterim arkadaşlar. Yani ben bu abiye baktığımda çok. ...epik bir namur hissedemiyorum açıkçası... Ee, ...nasıl Christian Bale'i... Gordy Godbatcher yaptılar... ...yani her ne kadar makyajlı da olsa... ...onun heybetini göstereceklerdir... ...onun heybetini göstereceklerini umuyorum... ...her ne kadar daha görmedik ama... ...o heybeti göreceğimizi ...inanıyorum, umuyorum yani... Ben bu abi de göremedim. Ha olur mu? Yaparlarsa olur. Neden olmasın? Neler kimler neler oldu bu zamana kadar? Bakalım. Böyle bir söylenti var. Ben çok sıcak değilim. The Book of Boba Fett'in çekimleri bitmiş. Onu da söyleyeyim. Hatta Robert Rodriguez de yaklaşık 4 bölüm falan yönetmiş bu dizide. She-Hulk dizisinden birkaç haber geldi. Jamal'ı Jamal. İzledim mi bu hanımefendi bilmiyorum ama. She-Hulk dizisinde Titania adlı karakteri canlandıracakmış. Ya yani bu işte She-Hulk biraz böyle beni şey yapıyor. Yani tam merak ediyorum ama... Işte bir kötü var. İşte bir de burada She-Hulk var. Bunlar böyle bölümlerde o karakter bir şeyler yapar. Orada o bir şeyler yapmaya, avukatlık yapmaya çalışır. İşte bunlar finalde dövüşür. Ya yani bu kafada o değildir umarım. Ya e tam bir kötü karakter olsun. Yani villain karakter, ne bileyim gri karakter, o karakter, bu karakter olsun da... Ya umuyorum o klişelerden uzaktır. Umuyorum. Yani... Onu söyleyeyim Titania karakteri olacakmış şey haklısın. Bill Skarsgård ve Donnie Yen John Wick 4'ün kadrosuna katılmış. Bill Skarsgård benim en sevdiğim en beğendiğim oyunculardan birisi bu son yılların. İnanılmaz yetenekli çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çıkardığı filmleri dizileri tüketmeye çalışıyorum. Çok çok iyi bir cast olduğunu düşünüyorum. Ek olarak da Donnie Yen. Üf. Ben Çin sinemasını çok seven birisiyim. Beni sık sık takip edenler biliyordur. Ben Çin sinemasını överim. Çin sineması benim için... Hani ben vuşya tarzı işte dövüş sanatları çok severek izlerim. En kötü Çin filmini bile izlerim. Ama Çin sinemasının herhalde şu an en önde gelen isimlerinden birisi. Hatta en önde gelen isimlerinden en öndesi herhalde ya. Cümleyi tamamlayamadım ama Donnie Yen. Yani Donnie Yen inanılmaz bir yetenek. Onun izlediğimde onun filmlerini, onun dövüş koreografilerini çok yetenekli olduğunu düşünüyorum ve hani John Wick 4'e birisi katılsın kim katılmasını istersin deseler herhalde aklıma ilk Donnie gelebilirdi John Wick 4 için. Çok doğru bir tercih olmuş ya. Yani bizim John'un <laughs> bizim John'un eski bir dostunu ve aynı düşmanlara karşı savaşan bir dostunu canlandıracakmış Donnie Yen. Keanu Reeves, Donnie Yen. İnanılmaz güzel bir şey çıkabilir ortaya. Ben koreografileri şimdiden merak ediyorum. Şimdiden merak ediyorum. Umarım şahane bir iş görürüz ya. <laughs> Bu arada muhtemelen biz kartta kötümüz olacak ya. Tahmin ediyorum. Mission Impossible 7'nin çekimleri koronavirüs sebebiyle durmuş ve Tom Cruise muhtemelen delirmiştir. Yani tokatlayacak adam falan arıyordur. Durmuş. çünkü biliyorsunuz bir video yayınlanmıştı Tom Cruise. Biz burada bunu yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Siz maske takmıyorsunuz. Siz neler yapıyorsunuz. Şöyle böyle deyip de sövmüştü baya. Çalışanlara tepki almıştı hatta internetin bir kesiminden olumsuz bir kesimden olumlu tepkiler almıştı. Ben o olumlu kesimdeydim. Ee, şu an çok sinirlendiğini ve çok sinirli olduğunu düşünüyorum Tom Cruise'un. Ee, bakalım ne zaman başlayacak Mission Impossible 7'nin çekimleri. Şöyle bir haber var. Sinemalarda ne zaman açılacağı belli değil bu arada. Hani açılması 1 Temmuz'da düşünülüyor ama. işte Cruella, Black Widow, Space Jam, Free Guy. işte bunların yayınlanması düşünülüyor. Tarih olarak da işte Cruella 2 Temmuz, Black Widow 9 Temmuz, Space Jam A New Legacy 16 Temmuz, Free Guy'da 13 Ağustos'ta vizyona girmesi düşünülüyor. Hala kesin bir şey yok. Bir diğer haberimiz, e, Toby Jones, şeyden biliyorsunuz zaten, Kaptan Amerika filmlerinden, Indiana Jones 5'in kadrosuna dahil olmuş. Son haberimize gelirsek, bir Timothy Chalamet haberi. Söylentiye göre The Ballad of Songbirds and Snake kitabından uyarlanacak olan... Yeni Hunger Games filminde Başkan Sunov'u canlandırması için geçmişinde geçecek bir hikaye bu arada. Timothée Chalamet düşünüyormuş. Ya e tam Timothée Chalamet'i çok seviyorum. Çok başarılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum da her şeyde Timothée Chalamet olmadı mı ya? Çocuk bütün her şeyde mi oynayacak? Yani, muhtemelen canlandırır Başkan Sunov'u da. Hani birazcık acaba bir... her şeyde Timothée Chalamet olmasın ya. <laughs> Willy Wonka oldu geçen. Bugün işte Başkan Sunov oldu. Yarın başkası olacak ama severiz Timothy Chalamet'i. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük haberler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.